İmam Şafii biliyorsunuz İmam Malik'in talebesi. İmam Malik de büyük bir muhaddis. Ve İmam Malik sinirli bir adam. Böyle kendisine dikkat eden, kılığına, kıyafetine, temiz giyinen, güzel giyinen ve sinirli birisi. Boylu poslu birisi imiş. Allah kendisine rahmet eylesin. Hadis dersi verirken de normalde mesela benim şu anda oturduğum gibi bir yerde oturmazmış. Yüksek bir yerde otururmuş. Temiz elbiselerini giyermiş. Beyaz. Beyaz temiz elbiselerini giyermiş. Güzel kokular sürünürmüş. O şekilde ders verirmiş. Soranlar da dermiş ki ben kendimi beğendiğim için veya Allah muhafaza etsin kibir için bunu yapmıyorum. Ancak ben burada herhangi bir insanın sözlerini size aktarmıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini aktarıyorum. Ondan dolayı bu makamın böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Bundan dolayı böyle yapıyorum demiş. Allah kendisine rahmet eylesin. İmam Şafii, İmam Malik'in dersine katılıyor. İmam Malik hadisleri söylüyor. Hadisleri aktarıyor. Bütün talebeler de yazıyorlar. Şimdiki garibanların yazdığı gibi. Ondan sonra İmam Şafii de elini şöyle tutmuş, böyle yapıyor. Şu anda benim yaptığım gibi. Ne kağıt var, ne kalem var, hiçbir şey yok. Böyle yapıyor. İmam Malik sinirli birisi. Bakmış bu çocuk dalga mı geçiyor? İmam Şafii 8-9 yaşında. Küçük bir çocuk. Derse bir şey dememiş. Dersten sonra çağırmış, gel bakayım demiş şuraya. İmam Şafii gitmiş. Sen ne yapıyorsun demiş. Bir şey yapmıyorum hocam demiş. Sen alay mı ediyorsun demiş yani öyle. Ne yapmaya çalışıyorsun demiş yani. Bu ne demiş yani. Çünkü yani çocuktur, gelmiştir, oyun oynuyordur yani. Estağfurullah efendim demiş. Haşa demiş, ben alay etmiyorum. Ne yapıyorsun demiş. Sizin söylediğiniz hadisleri ezberliyorum demiş. Nasıl ezberliyorsun demiş. Ben böyle bir yöntem geliştirdim efendim demiş. Böyle yapıyorum. Siz söylediğiniz zaman yazıyorum demiş böyle. Zihnime yazmış oluyorum yani. Deftere yazmıyorum. Böylece yazıyorum demiş. Olmaz demiş öyle bir şey. Yapıyorum efendim demiş. Oku bakayım demiş hadisleri. İmam Şafii o gün İmam Malik'in söylediği bütün hadisleri ezberden okuyor. Ondan sonra İmam Malik'in çok meşhur bir sözü var. Diyor ki evladım ben sende ilmin nurunu görüyorum. Sakın ha işleyeceğin günahlarla o nuru söndürme. Çok meşhur bir sözü yani. Ben sende ilmin nurunu görüyorum. Sakın ha masiyetlerle o nuru söndürme. Burada çok...